Evet, şimdi bu hafta işlemiş olduğumuz konularla alakalı sorularımızı ilmimiz nispetinde cevaplamaya gayret ederim inşallah. Önce konularla alakalı sorularımız, sonra bunlarla konuyla alakalı sorular bittikten sonra varsa sorularınız, konu dışı sorularımızı da alabiliriz. Evet. Birinci konuyla. Ariflerin cevaplarının çoğu böyledir. Haldeyken naslara göre cevap verirlerken, makamdayken zahire göre cevap verirler. Demek ki onlar vakitlerine göre hareket ederler. Evet. Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Evet, burada bir Seyir bin Abdullah Ettüsteri'ye bir soru yöneltiliyor. Gıda soruluyor. Gıdanın ne olduğunu sorduklarında Seyir bin Abdullah Tüsteri Allah diye cevap veriyor. Şimdi tekrar soruyor soruyu yönelten, ben gıdayı soruyorum diye. Yine Allah diyor. Sonra üçüncü kez ben bedenlerin, cisimlerin gıdalarını soruyorum ey Seyir diye sorduğunda onun anlayacağı şekilde cevap veriyor. Şimdi burada hale göre cevap verdi. Allah dedi. Burası Allah. Ne dedik? Ariflerin cevaplarının çoğu böyledir. Halde iken naslara göre cevap verirlerken, makamda iken zahire göre cevap verirler. Burada aslında işin hakikati, yani her şeyin var edenin Allah olması itibariyle gıdanın Allah olduğunu ifade etmiş oluyor burada Seyir bin Abdullah Ettüsteri. Bu arifler genelde kendilerine yöneltilen sorularda işte içinde bulundukları halin etkisiyle hale göre cevap verirler diyor. Makamda bulunduklarında da zahire göre, yani umum halkın anlayışına göre bu sefer cevap verirler. Onun beklediği cevabı, onun anlayışına uygun olan cevabı verirler. Demek ki onlar vakitlerine göre hareket ederler. Yani artık vakitlerine göre hareket ederlerden kasıt bu. Bir hal ile hallenmişse hale göre hareket eder. Orada da muhatabına içinde bulunduğu hale göre cevap verir. Ariflerin cevapları bu şekildedir. Nitekim Ehlullah'ın eserlerini okuduğumuzda ariflerin kendilerine yöneltilen sorulara da böyle cevaplar verdiğini eserlerde görüyoruz. Tabakatül Kübra'da Evliyaullah'ın hayatı yazılı mesela. Orada baktığınız zaman kendilerine bir soru yönelttiğinde bir hal üzere ise o hale göre bir cevap veriyor yani. Farklı bir cevap. Beklenilenin dışında farklı bir cevap veriyor. Evet, İlmi amca. O hale göre cevap verirken karşısındaki insanın mertebesine göre ayarlama yapabilir mi? O kendine göre cevap vermiş oluyor. Evet. Karşısındakine mertebeye göre değil. Ama belki anlamayacak o. İşte ondan sonra üçüncü kez Abdullah Ettüsteri'ye soru sorduğunda o zaman onun anlayışına göre cevap evet, verdi. Evet, şimdi oldu. Üçüncü soruda ben bedenlerin... O zaman hal durumunda kendi haline... Kendi haline göre cevap verir. Karşısındaki anlar veya anlamaz. Anlar veya anlamaz. Anlamaz tabii. O kendi içinde bulunduğu hale göre cevap vermiş oluyor. Ama makama göre olduğu zaman... Makamlama göre hareket ettiğinde ise karşısındakinin anlayışına göre. Sanki bir uyanış varmış gibi. Değil mi? Orada sanki böyle bir halde... Belki de hali bir içinde bulunduğu kendine münhasır bir durum gibi düşünürsek oradan bir ayıklığa geçiyor. Karşısındaki insana da muhatap olarak onun anlayışını da düşünerek... Ona göre cevap halde veriyor. Halde en üst mertebede olabilir ama hocam ona göre bir cevap verdiyse karşısındaki çok aşağıdadır. Anlamayacak tabii ki. Anlamayacak. Nitekim buradaki verdiği örnekte olduğu gibi işte anlamıyor. Evet. Tekrar tekrar soruyor. Üçüncü de bedenlerin besinlerini soruyorum deyince onun anlayacağı şekilde bir cevap veriyor Abdullah Ettüsteri. Hal kendine göre. Hal Arif kendi durumuna Arif göre cevap vermiş oluyor. Göre. Evet, aynen öyle. Evet, burada bunu ve ne diyor? Ariflerin cevaplarının çoğu da böyledir diyor. Kendi haline göre cevap verir diyor yani arifler. Ama makamda bulunduğunda ise zahire göre cevap verir. Evet. Hocam, göklerde gök ve yer ulvi ve sufli alem dedi. Niteledi, evet. Bundan önce de gökteki vahyin ta kendisidir dedi besinler. Besin, evet. Vahiy diye niteledi. Benzeri ya da aynısıdır dedi. Tamam. Vahiy... Gökte vahiy ne ise yerdeki besin de aynı şey. Ve ulvi ve süfli alem olarak baktığımızda göğe gök, ulvi alem, yerde, yeryüzü, süfli alem diye bakıyoruz. Şimdi gökte vahiy diye nitelenen şeyi ne ise... Yerde besin diye nitelenen şey de odur. Dolayısıyla o zaman gökün göktekilerin
Yani ulvi alemin besini vahiy olmuş oluyor. Yani emir. Vahiyden kasıt burada emir. Dolayısıyla bu emir gökte, ulvi alemde birbirleri arasında bu emir geliyor gidiyor. Yani onların besini de bu olmuş oluyor. Allah-u Teala'nın ol emriyle o ulvi alem diye nitelenen gökteki hareketler. Bunlar, bu hareketler gökte birbiriyle mesela ne diyelim? 12 burçtan açığa çıkan etkileşim, işte ol emrinin gereğince açığa çıkan, nihayetinde 12 burçtan açığa çıkan etkileşim gezegenlere geliyor değil mi? Onlar üzerinden yere yansıma yapıyor. O da işte burçlarla gezegenler arası bu alışverişin, bu etkileşimi de vahiy diye niteliyor burada. O da onların besini oluyor. Evet. Yani takdir etmek işini kendisine vahiy etmektir. Evet. Anlamında. Evet, takdir etmek de dedi en sonunda ne dedi? İşi kendisine vahiy etmektir. Yani yapacağı şeyi. Yapacağı işi, talimatı vermek, emri vermek. Hocam şey de siz de zikrettiniz ya, hani Allah göğe emrini vahiy etmiştir. Evet. Yani 12 burcun yapılması, yani yapması gereken şeyleri mi vahiy etmiştir? Yani bunu alemde takdir olacak. Etmesidir mi vahiy etmesi? Öyle oluyor. Alemde olacak, cereyan edecek hadiseler Allah'ın vahyi ile, ol sözü ile bu sözler ilgili mazharlarda, burada burçlarsa mesela mevzu, burçlarda adeta dekoder gibi çözümleniyor. Neyin ne şekilde olacağı burçlarda o gelen emrin, vahyin, ol emrinin açılımıyla alt katmanlara iletiliyor tekrar. Emirler hocam, özür dilerim. Hani burçlardan mı geliyor, burçlara bir yerden mi gidiyor? Burçlar derken şunu da iyi anlayalım. Burçların hakikati de melektir zaten. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ol emri melekler aracılığıyla aleme sirayet etmiş oluyor. Bu kademe kademe, nasıl ki melekler kademe kademe, ulvi melekler var. İşte burçlar dediğimiz şeylerin hakikati melekler. Gök katlarının ayrı ayrı melekleri var. En üst kattan bu emir aşağı kata doğru iner. Hep birbirlerine bu emri naklederler. Bu vahiy, işte oradaki bilgi bir alt kademeye geçer. O bilgi kendince değerlendirilir. Alt kademede alan birim, melek, nasıl değerlendirilecekse, işte takdir edilen şey neyse, ona göre bir alt kademeye bu etki sirayet eder. Allah'ın ol emri. Yani hocam burada bir sünnetullah kanunun işleyişi çarp mekanizmayı anlatıyor. Yani hani kelebek etkisi de diyorlar yani. Tamam. Aslında bir şeyin bir şeye etkisi ona vahyidir de. Evet. Yani o gözle bakılabilir. Evet tabii, bir şeyin yani etkisi vahyidir. İlk etkiler de burçlardan gelir. Deniz dalgası gibi. Artık o şekilde de örnek verilebilir. Bir şeyin bir şeye etkisi vahiy niteliğinde, bu aşağı kademeye indiğinde, yani süfli alem diye nitelenen yere indiğinde ise buna vahyin benzeri olarak ne dedi? Kelime olarak besin dedi. Yerde de besin oluyor bunlar işte. Besin. Besin diye nitelenmiş oluyor. Evet. Tabii bu bir besin. Yani şimdi bize gelen o emir, vahiy, varlığa gelen emir, vahiy, buradaki vahiy derken şunu kastediyorum, karıştırma olmasın. Peygamber'e gelen vahyi kastetmiyoruz. Yoksa Allah her bir varlığa vahyeder. Peygamber'e gelen vahiy ayrı. O vahiy kesilmiştir, bitmiştir, tamam. Ama onun dışında Allah-u Teala her arıya vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Her bir varlığa Allah vahyeder. Yani kalbimize gelen, Allah'tan gelen o ilka. Evet, bu emir. İşini kendisi bildirmesine. Bildirmesi. Vahiy. Evet, vahiy kendi. Ve her an her varlığa devam ediyor. İş var. Var. Oluş var. Her varlığa da bir vahiy. Bu bilgi akışı oluyor. Bu vahiy oluyor. Ve bu da aynı zamanda ne oluyor? Kişi için, bizler için besin hükmünde oluyor. Bizim besinimiz oluyor. Ve evet. Her şey birbirinin besin. Her şey de birbirinin besin. Manevi gıda da diyorlar. Tabii. Besin. İşte gıda. Her şey de birbirinin besini. Evet. Peki hocam, bu değerlendirirken gök ve yerin ulvi ve sufli olarak değerlendirilmesini nasıl izah edersin? Neden ulvi, neden sufli? Şimdi ulvi varlıklar dediğimiz zaman melekut, gök ulvi olarak nitelenmesi aslında bu Rabbani emrin kaynağına yakın olması itibariyle ulvi diye nitelenir. Aşağıya doğru indiğinde tortu
aşağıda birikir. Tortunun biriktiği alem de neresi? Süfli alem diye nitelenen yer. Süflinin anlamı karışık. Yani şey mi? En sonunda ya da... Şimdi onu nasıl ifade edelim? Karışık. Tabii karışık olması. Arınmış, saf değil. Ulvi alemde saf. Ama süfli alemdeki varlık bizler karışığız nihayetinde. Mesela melekut diyoruz, saf. Ama süfli aleme indiğinde melek, cinler ve insanlar diye yani düşünen varlıklar olarak meseleye baktığımızda karışığız. Cinler de öyle, insan da öyle. Tamamen biz saf özellik üzere değil, nefsimiz olması itibariyle bir karışıklık söz konusu. Hocam bu anlamda hani şeyle konuyla ilgisi yok ama hani bizler dua ederken hani öğrendiğimiz şeyle avucumuzu açarız yukarıya yani ve duada genelde hani yukarıyla irtibat kurulur. Evet, gökten ulvi alemden şey bir talep. Bunun şeyi o mudur yani? Tabii ellerimizi açarız. Nihayetinde Allah ayette de bu şekilde belirttiği için işte göklerden yeryüzüne bu nimetlerin indiğini, indirdiğini beyan ettiği için biz de duamızda talep ederken de Allah-u Teala'dan ellerimizi yukarıya doğru açarak talep ederiz. Yoksa Allah'a bir mekan tahsis etme düşüncesinden değil tabii ki bu. Ama sistemin, sünnetullah kanunundaki sistemin işleyişinde gökten geleceği için, vahiy yukarıdan geleceği için tabii. Bu manada biz de ellerimizi bu şekilde, avuçlarımızı yukarı doğru açarak dua ederiz. Ki bunun örneği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O öyle yaptığı için böyle yaparız. Onu takliden böyle yaparız. Buradaki hakikat de bu. Tabii gökten geldiği için. İnzal, tenezzül hep yukarıdan aşağıya. Hocam uyuyor alemden geldiği zaman o vahiy şehadet alemine indiği zaman sufli halinden bir etkilenmeyi o yapar mı? O vahiy sufli aleme indiğinde sufli alemin etkileyeceği varlıklar nelerse onun üzerinde ne tesir çıkaracaksa ona göre tesir çıkaracak. Evet. Yani bir nevi işte onun besini olmuş oluyor yani. Evet. Süfli alemdeki varlıkların yani bizlerin besini oluyor o gelen vahiy. Ama açığa çıkan tesir yine bizden kaynaklı. Yani bizim ayağını sabitemiz. Gereği neyse o gelen mesaj ya da vahiy ona göre açığa çıkar. O vahiy sanki güneş gibi değil mi? Güneş ışığı gibi mi? Ayağını sabite değiştirmiyor. Yok, hayır. Ayağını sabitede bir değişme olmaz. Güneş gibi o sadece... Onun açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Vaktinde ne gereği açığa çıkacaksa onun açığa çıkmasını sağlamış oluyor. Sağlamış oluyor. Tabii. Evet. Zamanını, vaktinde açığa çıkışını evet. sağlamış oluyor. Tabii. Yoksa ayağını sabite değişmez. Değişmez. Tabii o sabit. Gelen vahiy de zaten o ayağını sabiteyi tetikleyip açığa çıkarmak maksatlı zaten. Ayağını sabiteki hali o dışarı çıkarmak için. Dışarı çıkarmak için. Zuhura getirmek için. Zuhura getirmek. Evet. Hocam ben şimdi burada hani yine sünnetullah kanunu aslında anlatıyor. Farklı bir şekilde anlatıyor. Evet. Bir de bu muhit isminden anlatıyor. Bilgi verirken hazinelerden bahsetti. Göklerdeki hazinelerden. Evet. En ulvisi de en ulvi olanı kürsidir dedi. Evet. Kürsi de Allah'ın bilgisidir dedi. Evet. Ve hatta ondan sonra da ne dedi? Allah'ın bilgisi de kendisidir. Zatıdır. Zatı demek. Evet. Yani Allah'tan gayrı bir şey değildir bu da dedi. Kürsüs de ondan gayrı değildir. Evet. Kürsünün Allah'ın bilgisi olması yani biz daha önce demeyelim de şöyle bir bilgi de var. Kürsü bir yerde olarak da düşünülür. Şimdi şöyle bakalım. Bilgi neden bilgi? Bütün mevcudat kürsünün içinde ya. Olacak bütün hadise, cereyan edecek her şey. Bilgi. İşte bilgi. Bu bağlamda kürsü Allah'ın bilgisi dedi. Çünkü olacak, zuhur edecek her şey kürsünün içinde. Dolayısıyla bu kürsü bir bilgi oluyor. Onun bilgisinin dışında değil. Onun mesela değil. Ayet-i Kürsi'de de evet, tabii. Geçiyor. Ve burada dedi ki kürsü de dedi bilgisidir, bilgi de onun zatıdır dedi. Yani ondan gayrı bir şey olmadığını gene tevhide atıf yaptı. Eyvallah. Yani onu, o da zaten onun zatından gayrı bir şey değil. Ondan gayrı bir şey yok ki. Yani Allah şurada da kürsüsü burada değil. İbn Arabi öğretisinde o da Allah'ın ilminde halk ettiği, yarattığı bir mekandır kürsü. O da bir, her şeyde onun içinde bulunduğuna göre bütün o zaman o da onun bilgisidir. Şey gibi hocam.
külli haliden şeye geçiyor, fiili hale geçiyor. Evet. Arşta külli irade oraya indiği zaman. Diyor ya, gibi. Rahman arşa istiva etti. Evet. Sonra iki ayağını sarkıttı. Nereye? Evet. Kürsüye. İşte kürsüde bilgi. Yani bilgiyle her şey var. Cereyan ediyor tabii. Evet. Her şey yani bilgiden ibaret. Aslında ol kelimesinin açılımı çıkıyor. Açılımı. Tabii onun açılımı meydana. Aynen tabii ki. Ol kelimesinin detayı, açılımı. Bu da açılımı demek, bilgi demek zaten. Her şey bilgiyle açığa çıkar. Ne kelimelerle sırlanmış hocam şeyler yani. Evet. Bunları anlamak için de diyor ki Cenab-ı Allah sünnetullah kanunu iyi anlayın diyor. Tabii. Niye? İşleyişi. İstinaden ben bu kesreti yarattım. Yarattım. Çokluğu neden yarattım? Neden yarattım? Bir olan nasıl çok gözüküyor? Çokluk ne? İnceleyin, merak edin. Aynen. Bunları anlayın diyor. Anlayın. Öğrenin diyor. Evet. Tabii ki. Gaye bu. Şimdi hocam bir de en yükseğine, en ulusine kürsü dedi. Hazretlerin evet. En ulusu. Şimdi en aşağısına da? En düşüne de ne dedi? İnsanın arasına saklanan fikirler dedi. Evet. Düşüncelerin arasına saklanan fikir. Bu da bir hazine. Neden? Ve bunun arasında da nice hazineler vardır dedi işte. Nice hazineler bunların, yani iki hazine arasında, kürsü ile düşünceler arasına saklanan fikirler arasında da nice hazineler vardır dedi. Eyvallah. Peki tabii. Fikirleri hazine olarak neden değerlendirdi? Bu da bir hazine. Fikir. Fikir, düşünce, akıl yoluyla bir şeyi yorumlamak, fikretmek. Bu da bir hazine olmuş oluyor. Neye göre? Eldeki bütün donelere göre, insan beş duyusundan gelen donelere, birikimine göre, bilgi birikimine göre bunların hepsini harmanlayarak bir şey hakkında fikreder. Düşünür. İşte bu da bir hazine hükmüne sokuyor bunu da. Bu da bir hazinedir diyor. Yani ilahi hazine, yani ilahi insandaki ilahi yönünün şeyi midir? Açığa çıkışı. Tezahürü müdür fikir? Tezahürü, tabii ki. Kürsü ile fikri eşit, yani fikir kürsü. Biri üstte biri altta, fikir kürsü hazine. Şeyi midir? Yani küçüğü müdür? Yani artık orada yorumlamak okuyucuya kalmış. O gözle bakarsan, yani birebir öyle denmez. Yani kürsü neyse fikirde neyse onu mu? Dedi, en büyüğü en büyük hazine. En küçüğü de bu. En küçüğü de fikirdir dedi. Bu da bir hazine diyor yani işte. Nihayetinde aslında her şey Allah'ın hazinesi. Bütün alem ve alemde var olan her şey Allah'ın hazinesi. Bunların içerisinde de en küçüğü fikir hazine. Hani fikir düzeyinde. Zuhura gelmemiş bir şey. Bu da en küçük hazine olmuş oluyor. Akletmek, fikretmek. Tahayyül etmek. O fikir bazı zamanlar gerçekleşiyor, bazı zamanlar gerçekleşmiyor. Tabii. Değil mi? Bazen tabii ki o zuhura gelişte bir şeyi varoluşu da açığa çıkarır. Yani o fikirde belki bizim istediğimiz vardır, arzu ettiğimiz vardır ama yazılmamış. O da var. O da ayrı bir konu elbette ki. Evet. Yazılmamıştır arzu etsek de. Evet. Takdir edilmemiştir yani. Evet. 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 Diğer konuya mı geçiyorsunuz? Yok hocam, da yine bu konuda. Muhtaç olmaktan başka bir hastalık yoktur dedi. Ve her kul efendisine muhtaçtır dedi. Evet. Yani burada muhtaçlığı hastalık olarak nasıl nitelendirilir? Hastalık meyil, meyletmek anlamını da veriyor. Başka bir ciltte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta. Meyil diyor. Mesela hatta şöyle bir örnek veriyor. Bütün harfler eliften türemiştir. Eliften başka bütün harfler hastalıklıdır. Çünkü elif dimdiktir. Ama diğer harflerde hep bir şeklen, bir o tarafa bu tarafa bir eğim söz konusu. Değil mi? Dik değil yani. Evet, evet. İşte bunu da meyil hastalıktır diyor. Dolayısıyla bütün harfler hastalıklıdır. Yani meyillidir. Bir yöne doğru. Yönelmiştir ve muhtaçtır. Çünkü neye muhtaç? Eliften çıktı. Çünkü bütün harflerin çıkışının sebebi elif harfi. Burada da şimdi varlık da muhtaçtır, Allah'a muhtaçtır. Muhtaç olmak hasebiyle de hastalıklıdır. Eyvallah. Muhtaçlık hastalık olarak niteliyor burada. Şöyle bir düşünce geldi hocam. Elif'in hakiki sırat-ı müstakim üzere oluşu, diğerlerinin farklı sırat-ı müstakim. Kendi sırat-ı müstakimleri. Evet, oluşu.
Olur. Öyle bir tefekkürle de bakılır elbette. Evet, bakılır. Bütün diğer harflerin hepsi farklı şekillerde olduğu için burada bir meyil söz konusu. Evet. İşte İbn Arabi Hazretleri meyil derken de bunu da hastalık olarak niteliyor. Elif istikametini bozmadan. Çünkü o elif zaten harflerden elif Allah'ı temsil eder. Evet. Allah'ı temsil etmiş olması itibariyle o her harf ondan çıktığı için o muhtaç olmuyor bakın. O harften çıkıyor diğer harfler. Yani ne kadar güzel bir benzetme var. Tabii benzetme var. Şeyde, tevhide bir atıf var. Tevhid var. Tabii. Orada harflerde de. Harflerde de. Harflerde de bir tevhid var işte. Çok elif. Güzel bir benzeşme var. Tabii ki. Çok. Bir olan harften, eliften çıkıyor bütün harfler. Yani ne kadar fevkalade bir uyum var. Var. Ortada. Alemin her tarafında var aslında. Hayranlık duyacağımız bir uyum tabii. Var. Tevhid hakikati alemde her şey ya, üzerinden ya. Bakın harflere bakın, rakamlara bakın hepsinin ya, üzerinden evet. Ortaya çıkıyor zaten. Yani şimdi tevhid. Böyle bir ders olmasa biz bunu nereden kavrayacağız? Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah tabii. Bu manada ihtiyaç sahibi olmak, muhtaç olmayı da hastalık olarak niteliyor. Evet. Hocam son soru bu konuda. Varlıktan bahsetti. Yani bir şeyin varlığa çıkmasından bahsetti. Sonra sadece hüküm ve varlık vardır dedi. Alemde. Sadece varlık ve hüküm vardır. Evet. Sonra cahil de ahirette perdenin kalkmasıyla cehaletini orada öğrenir dedi. Evet. Hani orada da geçti. yani arif kişi burada da bilir dedi bunu. Hüküm evet. Şeyin. Evet. Yani bu daha önceden de farklı şekillerde zikretmiştiniz ama hocam burada yeri gelmişken bir daha sorayım. Ölümle birlikte bu hükmün perdenin kalkması işte hani ortaya çıkması ne şekilde olabilir? Ölümle birlikte ölüm anında perdenin kalkmasından murat şu. Ölüm anında perde kalktığında kişi bir yaratıcı olduğunun idrakine varmış oluyor. Bakın bir yaratıcı. Bütün alemi ve kendisini yaratan bir yaratıcı olduğunu bilerek ölüyor kişi. İşte bunun için diğer sohbetlerimizde de hep zikrediyoruz ya. Ölüm anında imanın kabul edilmeyişinin sebebi bu. İman gayba yapılır. Ölüm anında gayb kalmıyor. Perde açıldığı için kişi öleceği zaman perde açıldı. Mutlak bir yaratıcı olduğu bilgisiyle ruhu kabzedilmiş oluyor. Dolayısıyla o yaratıcı gayb konumunda olmadığı için iman bundan dolayı kabul edilmiyor. Çünkü zaten kişi zaten perdenin kaldırılmasıyla ikanda. Yani görüyor zaten ya. İman, oysa ki iman neye edilir? Gayba. Görmeden, bilmeden iman edilir. Bu ölüm anındaki perdenin kalkışıyla. Bir de o cahilin o süreçte, ahiret sürecindeki görüşleri var. Ara ara tekrar cehennem ortamında da bir süre sonra perdenin bazı perdelerin kalkmasıyla varılan idrak ve evet. O pişmenin, yanmanın durması gibi durumlar söz konusu. Burada hocam hani hüküm ve varlık arasındaki o cihetten şimdi şey yaptı. Ahirette cehaletini anlar dedi. Yani bütün varlıkta bir hükmün olduğunu... Tabii. Varlığın her türünde Allah'ın bir hükmü var. Yani, dolayısıyla cereyan eden hadise her varlık için bir ne hükmedildiyse o hüküm işler. Ölümle birlikte kişi bunu anlayacak bir şekilde. Anlayacak. Ölümle bir birlikte hükmeye tabi olduğunu yani. Tabii. Ölümle birlikte evet. Dünya hayatı denilen hayatta kendisi adına Allah'ın bir hükmü olduğunu, o hükmünün cereyan ettiğini anlayacak kişi. Uykudan uyanacak. Uyanacak. Tabii uykudan uyanacak. Tabii hüküm ve varlık vardır dedi. Doğru. Eyvallah. Diğer konuya. Tamam. Burada da yine konunun başında az önceki konuştuğumuz konuları keşif gerçekleştiğinde her insan Allah'a muhtaç olduğunu görür dedi. Evet. Bu sefer de bu cihetten şey yapıyor. Yani tabii, muhtaçlık ne yönden muhtaçlık olduğunu görür. Tabii çünkü bir yaratılmış olduğunu, yaratılan bir varlık olduğunu anlayıp hakiki varlığın Allah olduğunu anlar keşifle birlikte idrak eder. Kendisi yaratılmış olduğu için bir yaratan tarafından yaratıldığını anlar. Ve bir yaratan tarafından yaratılmış her varlık muhtaçtır. Çünkü bir yaratıcıya muhtaç. Yaratıcı tarafından yaratılmış. Dolayısıyla buradan varlık muhtaciyetini anlar. Evet, ben hor, hakir, aciz, muhtacım. Abd, kul. İşte kul demek hor, hakir, aciz, muhtaç demektir. Abd. Bu bağlamda Allah'ın yarattığı her şey abd.
Kul hükmündedir. Kul. Her şey. Eyvallah. Hocam yine daha önceden de zikretmişsiniz ama yine burada yeri geldiği için soruyorum. Allah kendine hamd edeni duydu. Semiallahu aleyhi ve sellem. Yani bunun gerçekte kulun diliyle Allah'ın zikretmesi meselesi nasıl izah edilir? Bunu zannediyorum 5. ciltte detaylıca açıyor namaz bahsinde değil mi? 4'te ya da 5'te. Namaz 4'te miydi? 4'te olabilir. Namaz bahsinde. Burada aslında Allah-u Teala kulunun diliyle bu ifadeyi söylüyor. Allah kendini hamd edeni işitti, duydu. Bunu diyor bilgiyle bu hakikate eren, burada aslında konuşanın, kulun dilinden konuşanın Allah olduğunu bilir. Bilgiyle, bu bilgiye vakıf olan. Burada Allah-u Teala kulunun diliyle aslında buradan çok hakikat çıkıyor ortaya. Mesela elhamdülillah dediğimizde de aslında biz Allah'a verdiği nimetlerden şundan bundan dolayı hamd ederken aslında Allah kendi kendini de bizim dilimizden hamd etmekte. Neler mi neticede? Tabii ki. Yani bizim her bir kulun elhamdülillah deyişinde aslında Allah kendi kendini de hamd etmekte. Bu hakikatte çıkıyor ortaya. Aynı Semiallahu limen hamide. Allah hamd eden kulunu işitti namazdaki bu söz gibi. Elhamdülillah deyişimizde de Allah kendini hamd ediyor. Hocam Allah hamd etmese biz zaten hamd edemeyiz ki. O da tabii çok ayrı bir konu, derin bir konu. Evet. Tabii Allah-u Teala, şimdi Allah'ın kendine hamdi var. Bizim kul olarak Allah'a hamdimiz var. Ama işin hakikatinde biz kul olarak Allah'a hamdimizde bizim dilimizden Allah kendini de hamd etmiş oluyor. Dolayısıyla bütün varlıktan kendini hamd eden yine o. Hani şeyde gibi bir defa şey veriyorsun ya sadaka. İlk önce Allah alıyor sadaka. Evet Allah alıyor. Onun gibi. Evet. Sonra fakir alıyor. Tabii. İşte bu sözde de bu söylemde de artık sözlerimiz söylemimiz her ne olursa aslında bu varlıkta, varlığın hakikati hak olması itibariyle yine Allah'ın sözleri ve kelamı oluyor. İbn-i Arabi Hazretleri der ya, alemdeki her söz aslında Allah'ın sözüdür. Şey gibi hocam, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Evet. Biz o istemek lafzını, arzusunu kullanırken onun vermesinden dolayı biz onu İstiyoruz, yapabiliyoruz. Yoksa o öyle bir şey istemiyorum ben dese... Biz istiyorum diyebilir miyiz? Bu konuyla bağlantılı olarak ileride en son konudaydı galiba. Gelecek işte sesteki aksis konusu. Evet yankı. Yankı. Aslında aynı şey. Evet. Oraya da geleceğiz yine. İstek olun diyor. Biz de istiyoruz. İstiyoruz. O hayır isteme derse biz hayır istiyoruz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yankıydı yani yankı. İşte bu da yankı işte. Çıkaramaz ki yani. Alemdeki cereyan eden bütün yani, hadisede yankı yani zaten. Yani öyle uyduruyorlar işte. İradesi istememiz yolunda değil mi hocam? Tabii ki. İstediysek iradesi istememiz yolundaymış ki istedik demektir. Evet. Tabii. İstetir ama vermeyebilir. O da ayrı bir konu. Da orada da bir hikmet vardır. Tabii orada da bir hikmet vardır. Yalvarırsın. Çok hoşuna gider. Yalvar der. Vermez. Aynen. Bekletir. Tabii. Hoşuna gider senin. Onu el ağlamandan, dua etmenden. Her birinde hikmet var yani. Hepsi. Kuattan meleklerine diyor. Bakın diyor kulun diyor bana nasıl yalvar diyor. Evet. Verelim mi ya Rabbi istediğini dediklerinde bekletin size. Diyor. Evet bekletin. Cilve-i Rabbani. Cilve-i Rabbani evet. Hayır. Bekletin diyor. Evet. Evet. Hocam bu Semiallahu limen hamide aslında farklı bir soru vardı ama şöyle bir şey de sorayım. Yani biz şimdi bunu öğrendik. Tamam. Namaz kılacağız birazdan. Yani biz hangi bilinçle Semiallahu limen hamide diyelim? Ne diyelim yani? Ne şekilde düşünelim? Allah'ın bizim dilimizden kendini hamd ettiğini bilerek bu bilinçle Semiallahu limen hamide demek kamil olur. Allah bizim dilimizden kendini hamd ettiğini bilerek bu bilinç üzere dersek. Bu bilinç üzere dersek kamil olur. Bu insanlara da hani devamında bazı hani arif kişilerden bahsetti. Onlar onun deryasında boğulmuş, ölmeyi, yaşamayı veya dirilmeyi beklemeyenlerdir diye. Evet. Yani bu nasıl? Artık Allah'ı, Allah ile hemhal olmuş. Yani burayı hiç böyle anlamamız lazım. Ölmeyi, yaşamayı, dirilmeyi beklemeyenler. Onun ne ölmek, ne dirilmek, ne yaşamak gibi bir derdi davası yok. Onun tek derdi davası Allah.
Okullar için söylüyor bunu. Başkaları için de o zaman bunlar çok şey bir şey. Ölmek, yaşamak, dirilmek. Tabii başkaları için şimdi işte bak şimdi yaşıyoruz. İşte yaşayalım. Yarın öbür gün öleceğiz. Ah öldük. Ölünce ne olacak? Ah öldükten sonra işte ahiret hayatı. İşte cennet. Cennete odaklanmak. Cennete gitmeye odaklanmak. Bunların hepsi bu meseleler okullar için söz konusu değildir. Ha ölüm olmuş, ha yaşamak olmuş, ha ahiret olmuş, ha hesap olmuş, ha kitap olmuş. Buralara bakmaz okullar. Bunlar sadece Allah'a bakar. Allah'a yönelir. Aslında bu olmuş yani. Güzel bir kelime var hocam. Ayar bize haram oldu. Ayar, evet. Ayar bize haram oldu. Eyvallah. Okullar, işte okullar Allah'ın seçkin kulları. İşte evet. Yani sadece Allah ile hemhal olan. Derdi tasası Allah'ı bilmek, Allah ile her daim olduğu bilincinde yaşamak. Okulların işte Hazreti Ebubekir'in bir sözü var ya, ahirette benim cüssemi o kadar büyük yarat ki ya Rabbi, cehennemi komple cüssem kaplasa da insanlar girecek yer bulamasalar cehennemde. Yani onun derdi cennet, cehennem değil artık. O Allah ile hemhal. Allah'ın böyle kulları da var tabii, seçkinler. Onların derdi davası Allah'tır. Evet. Yine ya İbn Arabi Hazretlerine de atfedilir veya Abdülkadir Geylani Hazretleri için de söylenir. Risale-i Gavsiye. Orada yazıyor. Diyor ya işte Allahu Teala ile konuşması. Orada Allahu Teala diyor ki dünya ehlini dünyaya bırak. Ya Gavs. Ukba ehlini de bırak. Onlar da cennet için ibadet ederler bana. Ötekinler dünyalık için uğraşırlar. Ötekinler de cennet için ibadet ederler, uğraşırlar. Sen sadece bana yönel. Dediği yer işte burası. Yani bir beklentin olmadan, başka bir beklentin olmadan, sırf Allah için Allah'a yönelmek. O da zati ibadet. O da zati ibadet edenler zaten o makama evet, çıkar. Evet. Tabii. Burayı kastediyor orada. Tamam. Hocam bunun da okulda tecelli etmesi için Allah vergisi olması lazım. Yoksa okumak da olmuyor. Elbette. Kesbi bir şey değil bu. Değil. Mümkün değil. Vehbi yani. Allah vergisi olması. Yani, Allah ayağın sabitesinde varsa. Varsa. Onun için yaratılmış olması lazım yani. Şimdi demesin de ayağını sabite diye. O diyorlar zaten. Diyorlar. Evet. Hocam bağışlayamam. Az önceki konuyla ilgili tekrar dönüyorum. Sen babalı limanhanede. Sen orada bir şey çıkartmaya çalışıyorsun ama ne çıkartmaya çalışıyorum. Bu bilinci bütün bilgi seviyesindeki herkes aynı idrakle söylemeli mi? Semihallahu limanhanede. Aynı idrak olmaz ki zaten. Herkesin idrak seviyesi farklıdır. Tabii canım. Kişi artık orada ne düşünerek idrak, ne idraktaysa ona göre söyler bunu. Yani idrak şöyle dediniz yani kendi dilinden zikreden aslında Allah olduğunu. Tamam. Onun da dereceleri var gene. Tamam bunu böyle dedik ama bu bir kalıp değil ki. Standart değil ki. Kendi dilinden diyenin Allah olduğunu bilmenin de dereceleri var. Derece derece var. Muhakkak var. Tabii. Yani her Semih Allahu limen hamide diyen bunu bilmeli mi? Değil. Yok. Öyle bir şart yok. Şart değil de hani bu bilinçle demeli. Tasavvuf erbabıysa, bu ilimlerle iştigal ediyorsa kişi bunu bilerek demekte fayda var. Madem bu bilgiyi öğrendi, o zaman bu Semih Allahu limen hamide derken de benim dilimden kendi kendini hamd eden Allah bilincini de o taşımak lazım. Hatırlatırsa abi bir de. Evet. Bir de orası var, hatırlatırsa. Değerli Kestan Hazretleri de ben senelerdir kendimi tesbih ediyorum, zannediyorum Allah'a emanet. Halbuki o kendi kendine tesbih ediyor diyor. Tabii. İşin hakikati hep odur zaten. Evet, yani, tabii. Onu anlamış. Tabii, her kelime onun olduğuna göre o işin hakikati aslında o. Kullandığımız elektrikler santral olmasa elektrik kullanamayız. Kullanamayız. Hadi bakalım. Aynı onun gibi işte. Santral belli. Belli. Evet. Tekim, burada da alemdeki her şeyin ismi gerçekte onun ismidir dedim. Doğrudur. Ve sufiler, bütün fiiller güzeldir demişlerdi. Sufiler, evet. Bu hakikat gözüyle bakanlar, hakikatten bakanlar, bütün fiiller nihayetinde ondan açığa çıktığı için güzeldir. Kötü görmez onlar. Sufilere has bir şey midir? Yoksa bakış açısı. Tevhid ehli... Tevhid, sufilerden yani, çıkıyor zaten tevhid. Şöyle diyeyim, nasıl söyleyeyim? Hani hakikat ehli de bütün fiillere güzel olarak mı? Şimdi tabii. Biraz şey oldu hakikat ama. Ehli de böyle bakar. Çünkü
ondan gayrı bir şey olmadığına göre, açığa çıkan, zuhur eden her şey ondan olduğuna göre, fiiller, açığa çıkan fiilleri de bütün fiiller güzeldir der. Hakikat mertebesinden baktığında der bunu. Hakikat mertebesinde küfür diye bir şey yok. Yok. Bitti. Ama aşağı inip şeriat mertebesinden baktığında şeriat ayrıştırdığı için ayrıştırır. Tabii. Kendiliğinden ayrıştırmaz sufi. Şeriat ayrıştırdığı için ayrıştırır. İyi ve kötü diye. Sufi ayrıştırmalı mıdır? Yerine göre davranacak. Bulunduğu yer, uygulama, şeriat mertebesinden yapmasını gerektiren yer olduğu zaman tabii ki ayrıştıracak. Hakikat mertebesinden bakmasını gerektiren veya orada bulunmasını gerektiren bir durum söz konusu olduğunda da oradan bakacak. Ya şimdi yani baştan hocam, hani tamam biz biraz böyle şey konuşuyoruz, sanki böyle resmi konuşuyoruz, sufi böyle yapar. Resmi ben konuşacağız tabii, sınırlarını çizerek konuşmamız lazım. Zaten öyle de hani günümüzde işte varlık, her şey Yaradan'ı severim, Yaradan'dan ötürü hani. Evet. Her şey Allah'tansa o zaman bütün fiiller güzeldir, o ne olursa olsun yani. Bu mudur hocam buradaki sufi? İşte hayır, burada kastettiği sufi bu değil. Bakın buradaki kastettiği sufi ya da kamil kişi yerli yerince hareket eder. Yani yerli yerince hareketten kastımız ne? Hangi mertebenin gereğince düşünüp yapması gerekiyorsa, meseleyi değerlendirmesi gerekiyorsa o mertebeye göre hareket eder. Fiillere bir müdahale yapılması gereken efendim. Hocam burada o zaman şey anlaşılıyor yani şeriat dediğimiz şey aslında şeriate uyanlara da yani gafil kalmış kişilere hakikatleri itibariyle sınavken şeriate uymak zorunluluğu. Evet. Sınavken bir de böyle sufiler için de hakikati bilmeleri cihetiyle ayrıca de onlar için de ayrı bir şeriate uydukları halde, şeriat tarafından oldukları halde ayrı bir sınav gibi oluyor. Yani hak tarafına, orada da var sınav. Batıl tarafına doğru. Da şeriat İki tarafa da ayrı ayrı sınav oluyor. Oluyor. Doğru. Doğru. Tespitin. Doğru tabii ki. Son nefese kadar. Yani şeriat ehli için de şeriat bir sınavken, hakikat ehli için de aslında bir yerde gene sınav oluyor. Doğru. Çünkü hakikat ehli de burada meseleyi tam nereden bakacak, nasıl değerlendirecek, nereye oturtacak? Kendini zorlamak zorunda yani. O elbette ki. Hakikat cihetini bilmesi lazım. Hocam, şeriat hükümlerine göre karar vermesi gereken bir hususta hakikat mertebesine göre karar verirse günaha girmiş olur mu? Burası detaylı bir konu. Tabii ki şimdi eğer şeriata göre bir karar, hüküm vermesi gerekiyorsa, orada hakikate göre o hükmü vermezse günaha girmiş olur tabii. Ama işte bu yer, şart, zaman, bu olay, hadise, iki kişi kendisi için mi söz konusu, iki kişi arasında mı cereyan etti? Bunlar hep meseleyi farklılaştırır. Hırsız geldi, evimizi soydu. Sen hakikatten baktın ya, gönderen de o soyduran da sesini çıkarmadıysan mesela. Şimdi orada günaha giriyor musun? Girmiyorsun günaha. Ama şeriata göre hareket etmemiş. Şimdi o senin malın çalındığı için görmezlikten gelebilirsin. Evet. Ama Ahmet'in, Mehmet'in malı çalınıyorsa hırsız tarafından, sen de onu görüyorsan, orada görmezlikten gelirsen hata yaparsın işte. Hata yaparsın. Tabii. Çünkü senin malın değil, başkasının malı çalınıyor. Tamam, orada hırsız da var. Hatayı kabul ediyorum da günaha girilir mi? Günaha girilir tabii. Girilir. Ama şimdi şöyle bir durumda söz konusu. Birkaç hafta önce işledik fütühatta. Günah diye addedilen fiili bu hakikat ehlinin işlemesi. Ancak işlerken Allah'ın o konudaki takdirini görmesi olayı farklı. Bakın gene içinde bu konular hep iyi incelenmesi lazım. Yani. Allah'ın o konudaki takdirini görmesi orada günaha sokmuyor o zaman. Evet. Takdir edilmiş olduğunu i̇şte görmesi. İşte ben de onu kastettim. Orayı aşmamız lazım ama işte. Evet. Takdir edilmiş olduğunu gördüyse kişi, bu olay vuku bulmazdan önce mutlak takdir edildiğini, cereyan edeceğini gördüyse o ayrı bir konu. Evet. Onu fütühatta İbn Arabi Hazretleri söyledi. Keşfinde. Tabii. Yani sahih bir keşifle gördü. Allah-u Teala gösterdi. Bu vuku bulacak. Vuku bulacak hadise de şeriata göre günah diye nitelenen bir durum söz konusu olabilir. Ama ve lakin orada o kişi için günah olmaz. Aynı hızlı çünkü, aleyhisselam gibi. Çünkü Allah'ın rahmetini öncelediği kul olmuş oluyor. Evet, evet. Öyle diyor burada. Rahmetini günahtan önce öncelediği kul için, hani dilediğini yap, seni bağışladım hükmüne mazhar olan kul kastediliyor. Ama böyle bir kişi yoksa o zaman günaha giriyor. Günaha girmiş olur. Evet. Tabii böyle bir şey yoksa orada günahtır tabii ki.
orada şeriatın hükmünce ne deniliyorsa ona göre hareket etmek gerekir. Bunlar tabii teferruatlı konular. Bunları detaylıca bilmek lazım. Evet. Tabii. Hocam kedi civcivi koştururken biz de yanındaysak arkamız mı döneceğiz? Yani bu hakikat işte Allah'ın takdiri yoksa onu müdahale etmek için mi savunacağız? Allah sana biraz sonra o kedinin civcivi alıp yiyeceğini söylediyse ellemeyeceksin. Söylemediyse civcivi kurtarmak için uğraşacaksın. Evet, basitçesi bu. Ama kurtarmak istediğin halde yine kurtaramayacaksın. Kurtarmak istediğin halde yemesini takdir ettiyse gene kurtaramazsın. Tabii, ayrı mevzu. Ama bilgi gelmediyse kurtarmak için uğraşacağız. Ama çabamızdan dolayı biz yerine getirmiş oluruz. Yerine getirmiş evet. olacağız. Aynen öyle. Bir şey hatırlatayım hocam. İzleyenler belki var. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dizisinde hani bir hırsız kendi evini soyuyor. Ona izin veriyor. Ama o gördüğü için tabii. Yok. Öyle mi? Nasıldı? Söyle orayı. İzin ben... veriyor yani. Tamam. Soymasına hırsızın da izin veriyor. Sonra o hırsız komşusunu da soyuyor. Tamam. Yani yakalayıp ele vermiyor yani. Tutup şeye kadıya teslim tamam. etmiyor. Tamam. Neden? Sonradan işte hani tutması gerektiğini anlıyor. Tutup teslim etmesini gerektiğini anlıyor. Hata yaptığını anlıyor. Hata yaptığını anlıyor. Tamam orada güzel demek ki dizide onu da oynatmışlar yani. Koymuşlar onu. Yani hırsıza ellememezlik yapmayacaksın diyor yani. Yakalayacaksın diyor hırsız. Hakikat hali ağır basıyor. Tabii. Şimdi tabii işte burada kardeşin verdiği örnekte de öyle işte civcivi kurtarmaya çalışacağız. Çünkü öyle bir bilgi gelmedi. Yani Allah'tan o bilgi geldiyse o kedi o civcivi yiyecek. Elleme dediyse ellemeyecek. Ama öyle bir bilgi gelmediyse o civcivi kurtaracaksın. Ama zaten kurtarmamız gerekiyor. Tabii ama kurtarmamız gerekiyor. Ama kedi de... Kurtaracağım derken yine yemesi takdir edildiyse sen ne kadar kurtarmaya da çalışsan kedi oradan kapar gider yani. Kapar gider evet. Tabii o da ayrı bir konu. Evet. Hocam bu mesele de aslında diğer konuya geçiyor mu sorun yoksa? Geç. El-Celil ismi. Evet. Başında hani Ebu Said El-Harras... Hazretlerinin Allah'ı neyle bildin sorusuna iki zıttı birleştirerek, cem ederek bildin. Evet. Demesi de var. Yine zaman zaman zikrediyorsunuz ama hocam burada da hani El-Celil'in iki zıttı birleştirme şeyinden açıklarsanız. Şimdi burada uzunca zaten El-Celil ismine iki Zülcelali vel İkram ismi olarak da açtı meseleyi. Yani Celil Celal, Celal ve İkram. Çünkü bunu ikisini birlikte ifade etmek gerektiğini söyledi. Evet. Zülcelali ve İkram. Burada iki zıttı birleştirmesi Allah'ı hakkıyla bilmek, evet bu zıtları doğru bilmekle mümkün. Çünkü Allah-u Teala'nın zıt isimleri var. Hayat veren, öldüren. Hastalık veren, şifa veren. Bunun gibi alçaltan, yükselten. Zelil kılan, aziz kılan. Evet. Bunun gibi birçok zıt isimleri mevcut. Bu zıt isimleri ama bu zıt isimlerin hepsi bir varlıkta. Allah'ta mevcut. Bu zıtların hepsini birleştirmiş kendinde. Biz de o zaman bu zıtlıkları birbirinin zıttı durumların da hakikatte Allah'a ait isimler olduğunu öğrenerek zıtları birleştirmeyi öğrenmemiz gerekir. İşte buradaki zat bahsettiği zat kimdi? Ebu Said El-Harras. Ebu Said El-Harras. Allah'ı nasıl bildin, neyle bildin dediklerinde iki zıtları birleştirmesiyle, iki zıttı birleştirmesiyle bildim diyor. Bu mevzu tasavvufta gerçekten çok mühim bir konu. Sanki Allah'ın isimlerinden bu zıt isimleri farklı farklı varlıktan geliyormuş gibi algılamak büyük hata olur. Tek bir varlıktan geliyor bu tesir. Ama ne diyoruz? Hidayet eden delalete düşüren bakın. Zıt. İki zıt isim. Birbirinin tam zıttı. Ama hidayet eden de o, delalete düşüren de o. Nihayette ayette de dedi ya bu zat şu ayeti okur dedi. El evvel, el zahir, el batın. Burada Allah-u Teala'nın evvel, ahir, zahir, batın. Bu isimleriyle zaten zıttı nasıl birleştirdiğini, cem ettiğinin bir ispatı, delili oluyor. Evet. Hocam burada yani hemen akabinde şu konuya girdi. Acaba yani kulun varlığının bulunması kaçınılmazdır dedi. Tamam. Kula bir varlık şimdi şey yaptı. Yani kul bunu algılayacak. Bu kaçınılmazdır. Bu kaçınılmaz bir varlık atfettik. Tamam. Sonra varlık bu isimle kemal bulmuştur dedi. Yani o varlık ismiyle kemal bulmuştur. Varlığa çıkmayla kemal bulmuştur. Akabinde yankı meselesine geçtik.
Evet. Şimdi kuldaki iradenin irade ile mutlak irade yankı meselesinde zıtları birleştirmeye nasıl bakılır? Şimdi Allah-u Teala emrediyor. Ol diyor. Sonra Allah varlık diye isimlendirilen varlığı halk ediyor. Nerede ediyor? Bütün bunlar nerede cereyan ediyor? İlmindeki ilmi suretler. Bir defa şurayı bir iyi anlayalım. Örneğimize şu örtüşeceği için söylüyorum. Bir tarafımızda aklımızın bir köşesinde tutalım. Bu anlatılanları da ona göre düşünelim. Perde oyunu var ya, perde oyunu. Oynatan arkada bir kişidir. Ama perdenin önünde farklı farklı karakterler gelir gider. Değil mi? Hacivat, Karagöz, İbiş. İbiş de orada. İbiş de orada. Hepsi gelir gider. Ama oynatan bir kişidir. Ses tonunu değiştirir. Kah Hacivat olur, kah Karagöz olur. Hacivat'a Karagöz'ü dövdürür. Karagöz'e Hacivat'ı dövdürür. İbiş'i oradan getirir, arasını buldurur. Bütün cereyan eden hadise bir kişi. İşte bütün alemde cereyan eden mevzu da böyle işte. Allah, Allah'tan gayrı bir varlığı olan başka, bir gerçek vücudi varlığı olan başka bir şeyden söz edilemez. Peki bütün bu mevcudat ne? Bütün bu varlık diye nitelediğimiz ne? Onun ilmindeki ilmi suretler. Allah bu taayyün ederek, taayyün, belirme diyoruz işte. Bu da birçok, şimdi bu konulara da girersek çok meseleyi derinlemesine girmemiz lazım. Bu çok uzun. Geçmişteki sohbetlerde anlattık. Taayyün ederek burada Allah-u Teala bütün varlıkta gözüken hak diyoruz değil mi? Bütün varlığın hakikati hak. Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, ağaç, taş, kuş, hepsinin hakikati hak. Hepsinden açığa çıkan, her bir mazhardan gözüken ama farklı farklı suretlerde yine hak. Bakın hak diyorum, Allah demiyorum, dikkatinizi çekerim. Allah taayyün etti, hak ismiyle çokluk gözüktü, çokluk. Bir olan çok gözüktü. İşte bu farklı farklı çokluk içerisinden, her bir çokluktan bir şeylerin zuhura gelişi, o varlığın, o mazharın, bizler her birimiz birer mazharız, bu mazharın kabınca, her birimizi bir kap olarak düşünelim ve bu kabın içerisinde Allah-u Teala'nın isim terkibinden oluşmaktayız. Her birimizde farklı gramajlarda isimler mevcut. Onun için böyle farklı gözüküyoruz. Gerek sureten, gerek sireten. Artı o kaplarda zıt isimler de var. Var. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Bütün zıt isimler de var. Tabii. Melekle şeytan. Evet. Birbirine zıttı. Evet. Mesela. Zıt isimin mazharları. Bunun gibi bu farklılıklar. Ama bütün bu isimler, bu zıt isimler, bu farklılıklar hepsi ne diyoruz? Hepsinin hakikatine hak isminde toplanıyor. Hak. Hak ismiyle bu şekilde taayyün eden kim? Nerede taayyün ediyor? İlminde. İlminde ilmi suretler şeklinde taayyün ediyor. Kim? Allah-u Teala. İşte o zaman burada ses aksinde verdiği gibi işte. Celil diye bağırır dedi. Sonra ses aksettiği gibi karşı taraftan Celil diye ses gelir. İşte Allah burada bize üst alemden, ulvi alemden vahiyle bana dua et. Şöyle duanın niteliğini de vererek dua et diyor. Biz de kul olarak onun dediği şekilde dua ediyoruz. Aynı aksi. Yankı işte bak. Aksetmez. Yani varlık tek bir varlık. O zaman hocam benim dediğim doğru çıkacak. Malum bilime tabidir. Hocam diğer... Şimdi oraya geçmeyin amca dur. Yani Kerim isminde yani bir giriş çıkış yapalım. Kuluna ihtiyar ve irade yaratılmıştır kulda. Evet. Şimdi kuldaki ihtiyar ve irade o zaman bu cihetten o yankıyı seslendirmesidir. Tabii yani yankıyı seslendirmesi. Bir de devamında bak konunun dikkat ettin mi oraya? İhtiyar ve irade yaratmıştır. Sonra ihtiyar ve irade de onun emrinin dışına çıkmış olmaktan üzüntü duymasın diye aslında arzusuna uymaktan dolayı. Arzusunun da ondan gayrı olmadığı bilgisini vermiştir kuluna dedi. İşte bilgisini eşyaya karşı üstünlük duyar diyor. Tamam. O bilgiyle, ihtiyarla, iradeyle, yani evet. Eşyaya karşı bir üstünlük duyar. Halbuki yankı olduğunu bilmiyor yani. Evet. Yankı diyeyim. Sonra arzusuna uyar dedi. Efendim? Arzusuna uyar dedi.
Sonra arzusuna uymaktan bir kırıklığa girer dedi. O kırıklığı onarmak için Allah-u Teala ona demiştir ki dedi, arzunun hakikati de Allah'tan. Eyvallah. Ondan gayrısı yok ki. Yani kulun var zannettiği ihtiyarı, iradesi yankıdan ibaret. Yankıdan ibaret. Yankı aynen zaten. Öyle. Yankıdan ibaret. Gelen emir, komutayla olmakta bu. Hocam, tayin belirme demektir. Belirme. Peki la tayin dersek? O belirsizlik alanı. O sırf zatın olduğu alan. Evet. Tayinin henüz olmadığı. Lahut alemi. Tabii belirmenin hiçbir şekilde olmadığı, sırf zatın bulunduğu evet. alan için kullanıyoruz evet. onu. Evet. O kelimeyi. Evet. Aynen, aynen öyle. Sadece zat var. Çünkü la onu usullaştırıyor. Aslında hakikatte de öyle zaten. Evet. Sadece zat var. Aslında bu belirme dışta bir belirme değil. İşte ilmindeki ilmi suretleriz diyoruz ya, içte belirme. Bütün bunları böyle toparladığımız zaman ben şeriat alemindeki varlık kelimesini bir türlü sindiremiyorum. Ama sindireceksin İlmi amca. Yani, değil mi? Bakın öyle aşamalardan bahsediyoruz ki, neticede varlık dediğimiz şey ne? Biz neden sindireceğiz? Şöyle sindireceğiz. Biz her varlığa çıkmış olmakla birlikte Allah bize varlık elbisesi giydirmiş. Biz kendimizi bir birey olarak, varlık olarak görüyoruz değil mi? Ve bu ben algısı ebediyen üstümüzden kalkmayacak. Ben, hakikati ne kadar öğrenirsek öğrenelim. Ben kelimesini ben kullanmıyorum. Kullanmasan da yine benliğin gene var içinde. Var, ondan ayrılamazsın. Ama yani sen bir terkip olarak bulunmaz, eşsiz bir ilmi amcasın. Senin benzerin yok. Mutlak manada var. İşte bak. Dünyada da var, ahirette de var. İhtiyari bir şeyim yok. Kapasitem yok. Cüz'i iradem yok. O söz söylediği zaman ben söyleyebiliyorum. Evet. Hani varlık? Tuhaf. Ama söylerken de işte ben diyorum. Tuhaf bir şey yani. Varlık kelimesi burada. Bak Zeyd'den bir taarruz var. Sevgili İlmi amca, affınıza sığınarak. Hadi bakalım. Senden bir tane daha İlmi amca var mı senin terkibinde? Şimdi sen benim demek istediğimi anlamadın. Anladım. Şöyle diyorum. Ben sana itiraz etmiyorum. Nereye getireceksin sen şimdi? Senin terkibinde bir tane daha İlmi amca var mı? Olmaz ki. Olmaz. Sen o zaman sen İlmi amca... Peygamberin terkibinde bir daha olmadığı gibi. Tamam. Tabii. O zaman sen Hilmi amca olarak Hilmi amcaya bürüneceksin ve Allah'ın Hilmi amca suretinde şeyi olacaksın. Hakkın. Zaten özünde Allah var. Onu biliyorum. Ben hocamın elini öperken Hakk'ın elini öpüyorum. Söylüyorum da kendisine. İşin hakikatinde her şeyin hakikati Hak. Hak. Eyvallah. Evet, tabii ki. Ama bu algıdan yani ben algısı dünya hayatında şöyle da kabul edeyim, ahirette de olacak, var olacak. Aklınızı geçtim. Varlık kelimesine görünüp şeriatta mesul olmak. Tabii ki. Bunu kabul edebilirim ben. Varlık kelimesiyle kendimi aldatıp, oyalayıp şeriatta mükellef diyebilmek için. Şimdi fena fillah mertebesinden bakınca bu sözün yerine oturuyor. Evet. Dekabillah'tan bakınca varlığı kabul etmek gerekiyor. Ama nasıl varlık? Allah'tan ayrı var. Değil zaten. Evet. Değil zaten. Evet. Ama varlık var ama. Allah ile zaten beka dediğimiz mertebe Allah ile bakmak. Şeriattan mesul olabilmek manasında varlık diyebilirim. Eyvallah. İşte bu manada varlığı yine kabul edeceğiz. Kamili bu çünkü. İşte böyle, bu şekilde. Bu şekilde. Yani, beka mertebesinin bakışıyla. İhtiyari bir yok. Varlık değil. Değil. Yüzde iradesi yok. Yok, tabii. Yankıyla yaşıyor. Affedersin. Ben en güzel ibadeti yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Sınırım belli. Evet. Kabım belli. Tabii. Nasıl varlığım ben? İşte genelde dönüyorsun, dolaşıyorsun ben. Şimdi yapamadığım şeyler için beni mesul tutuyor mu? Hayır. Gücünün yetmediğinden Allah kulu mesul tutmaz. Evet. Tabii. Evet. Gücünün yetmediğinden mesul tutmuyor. Evet. Çünkü benim nasıl bir, beni nasıl yarattığını o biliyor. Tabii. O biliyor çünkü. Yapamayacağın şey, yani yazmadığı, takdir etmediği, programına girmediği şeyi senden talep etmez. Yani tabii, zaten tabii. Programımda olmayan şeyi ben talep yapamam ki. Tabii, yapılmaz zaten, yapamaz, açığa çıkmaz. Şimdi bana diyorlar ki, kalk öp diyorlar mesela, hocanı öp diyorlar. Ben duramıyorum, öpüyorum. O da Allah'tan değil mi? Geliyor mu? Gelme. Dur konumuzu bitirelim İlmi amca. Allah hiç vermiş seni Cenab-ı Allah. Eyvallah. Evet şimdi bu konuyla alakalı başka soru var. Bu konuda böyle bir hakikat konusu değil de dilencilik, besin ihtiyacı
için dilencilik yapanlardan daha değersiz kimse yoktur dedi. Evet. Yani bu meseleyi nasıl... Bu konuda mı geçtiydi? Evet, evet. El-Celil isminde. Daha değersiz kimse yoktur dedi. Evet. Ya dilenci ihtiyacı için dilencilik yapandan daha değersiz kimse yok. Dilenmenin zaten uygun böyle bayağı bir değersiz yani. Değersiz. Evet, değersiz olan şeyi zikretmiş oldu orada. Değersizliği zikretmiş oldu o zaman. Başlarda ikinci üçüncü cümle varlığını ayakta tutmak ve hayvani hayatını sürdürmek için besin elde etmek üzere dilencilik yapandan daha değersiz kimse olmadığı gibi horluğun ve zilletin ölçüsünde de muhtaçlık ortaya çıkar diyor. Evet, varlığını ayakta tutmak için besin elde etmek üzere dilencilik yapandan daha değersiz. İşte hor, hakir, kulluğu kastediyor burada. Evet. Kastettiği bu. Abd. Tabii. Yani bu, çünkü kul dilenci istiyor, besin talep ediyor. Yani o sırada bu sırada dilenci işte hor hakir, değersiz oluyor tabii. Bu manada tabii hor hakir olmuş oluyor. Tabii evet. Horluğun ve hakirliğin zilletin ölçüsünce muhtaçlık ortaya çıkar diyor. Kastettiği bu. Horluk, hakirlik. Dilenci olmaktan evet. Kastı bu. Hor hakir olması. Yani. İhtiyaç sahibi olması. Evet. Evet tabii onu kastetmiş oluyor. Evet. Son bölümünde evet. Hocam, baki cevher. Kalan cevher. Tamam. Kuyruk sokumudur dedi. Ha öyle dedi. Evet. Yani, burada işte ahiret yaratılışının üzerinde gerçekleşeceği kuyruk sokumudur dedi. Evet. Kuyruk sokumunda işte bir ufak bir kemik kalıyor denilir ya insanda toprağa defnedildiğinde, gömüldüğünde. O tekrar diriliş. Hatta bunu Elmalı Hamdi yazır mı? Bu konuda bir şeyi vardı. Yabancı birine izahatı vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Kuyruk sokumunda kalan bir işte kısmın, cüz'i bir kısmın tamamen eriyip yok olmadı ve tekrar yaratılışın oradan şey yeşermenin. Adı var onun. İşte adını söyledi burada. Abdüzzenep. Abdüzzenep dedi. Abdüzzenep, evet. Acbüzzenep. Acbüzzenep. Oradan yaratılacak. Oradan yaratılacak, evet. Evet. Onu ifade etmiş oldu, evet. Özür dilerim hocam, hani benim şeyimi... ukaylarlık zannetmeyin lütfen. Öyle olarak değerlendirmeyin. Zeyd'i tanıdık yok estağfurullah. Şey, Arapça son diyor. Şeyin sonu yani omurganın sonu diye tabiri var. Bir, bazı şeyler, bazı kaynaklar son bilgi. Diyor. Kişideki yani, son durum. Batini yönden yorumluyor. Evet, kişideki son durum diyor. Zahir olarak son şey. Kuyruk hani nasıl ölürsen öyle diriltilirsin. Son andaki ölüm... Öyle tevil eden de var diyorsun öyle yani. Öyle tevil eden de var. Tamam. Yani bu tarafta öyle tevil edenler... Zahiri tevil eden de var. Batini tevil eden de var. Bunu biz cem edelim. Bu bilgiyi. Yoksa hani bu böyle tevil edenler de hani o yandı kül oldu ya da yok oldu. Evet, evet. Yani. Nasıl olacak? Nasıl olacak diyorlar. Hani ben de derim ki oraya takılmayın. Takılmayın. Yani o tarafı da... mümkündür. O tevil, zahiri tevil de mümkündür. Batini tevil de mümkündür. Yani evet. ne onu reddetmeyiz. Eyvallah. İkisini de kabul ederiz. Ama elzem bir bilgi de değil bizim için. Eyvallah. Yerine göre tabii ki elzem olabilir ama şu an bizim için elzem bir bilgi değil. Eyvallah. Teferruat bilgisidir. Ne zaman ki Allah bu konuda derin ilim verir, bir keşif verir, o zaman bu konuyla alakalı detay da açılabilir. Zahiri tevhirciler mi isabet etmiş yoksa batini tevhirciler mi isabet etmiş o zaman anlaşılır. Geçelim. El-Kerim. Tamam, son konuya geçiyoruz. Hocam, kerem sahibi yaratılış değerli olduğu için yani hani kerem sahibidir. Yani yaratma aslında varlığı ihsan etmesi açısından. Evet. Allah'ın keremidir dedi. Yani her varlığa çıkan Allah'ın keremiyle varlığa çıkmıştır. Tabii. İhsanıyla, evet. Keremiyle açığa çıkmıştır. Şimdi Allah kerem etmiştir, evet. Böyle bir şey soru. Cehennem ehli de Allah'ın keremiyle mi varlığa çıkıp azap görecek? Rahman ismi tüm mevcudatın açığa çıkışının anahtarı. Allah
sevgiden yarattı bütün alem. Şifresi. Şifresi. Evet. Rahman isminden yarattı. İşte bunun için rahmetim gazabımı geçmiştir de buyuruyor. Dolayısıyla varlık diye nitelenen aleme çıkan her şey onun ihsanıyla, keremiyle ve rahmetinden payı olarak çıkmıştır. Her şey. Her şey. Çünkü hani şöyle bir soru gelebilir. Peki şeytan da mı? Şeytan derin. Yani Abdullah et tüsteri, tüsteri Abdullah tüsteri değil miydi şeytanla karşılaşan? Evet. Dedi ki Allah'ın rahmetinden umudu olduğunu söylüyor şeytan. O da diyor ki sen şeytansın. Allah'ın lanetine uğradın. Senin rahmetle ne işin var? O zaman sen bunu şunu duymadın mı diyor Abdullah et tüsteriye şeytan. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Yok. Her şeyi. Her şeyi rahmet. Rahmet her şeyi kuşatmış. Kuşatmış. He, pardon. Rahmet her şeyi kuşatmıştır. Bunu duymadın mı diyor? Evet diyor. Ben bir şey değil miyim? Ben de bir şeyim. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır ibaresinde o şeyin hükmüne ben de giriyorum o zaman diyor. O zaman Abdullah et-Tüsteri sustum, cevap veremedim diyor. Burada fütuhata geçiyor gene bu konu. Abdullah et-Tüsteri'ydi değil mi o da? Evet. Tabii oydu. Burada tabii o konu detaylı bir konu. Artık orasını Allah bilir. Ama demek ki buradan senin soruna gelecek olursak varlığa çıkan her şey rahmetinden bir pay almış ki İhsan burada bu kerem cihetinden şey yapıyor. İhsan edilmiş varlığa çıkmış. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri de hani senin keremin ya Rabbi diyor ya evet. Seni azdıran şey nedir? Evet, evet. Bunu söyleyen yani bunu nasıl söyleyeyim hani cehenneme girecek. Gerçi bu bilgiye sahip olmadan girer. Kerem'in dese kurtulur belki ama. Cehennemde de yine Kerem ile karşılaşacak o kul. Niye rahmet ona yine ulaşıyor? Onun yanması bile yani oradaki gazap bile bakın ne diyor İbn Arabi Hazretleri? Allah'ın gazabı sırf gazap değildir. İçinde rahmet barındırır. Öyle ya. Evet. Gazap sırf gazap. Yani içinde rahmeti olmayan bir gazap yoktur Allah'ta. Gazap verdiyse bile kuluna yine rahmet var içinde. Kendisine bir rahmete ulaşması için verdi o gazabı yani. Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi için. Cehennem ehli de bu şekilde. Peki hocam. Bu gazabı görecek ama sonuçta rahmete ulaşmak için görecek o gazabı. Bir rahmet var sonunda. Rahmet gelecek ona. Kurtuluş olacak. Tamam. Buradaki şey varlığa çıkmasıyla ikram edilmiş. Bir ihsanlık ona varlığa çıkışta bir ikram var zaten. Tamam. Şimdi o kişi dese ki hani benim ikramım bu muydu? O cahilliğinden der. İstediği kadar desin. İkramı gidince görecek zaten. Evet. İkram etmiş ki Allah seni varlığa çıkarmış. Her kim olursa olsun. Varlığa çıkarıp, yani beni yakması mı için varlığa çıkarıp? Öyle olması gerekiyor. Varlığa çıkmak bir ikramdır zaten. Ebedi yoklukta kalabilirdi. Allah onu varlığa çıkartmayabilirdi. Böyle takdir etmiş. Varlığa çıkmasını murad etmiş. O zaman bu başlı başına bir ikram değil mi? Varlığa çıkmakla Allah ile muhatap olmak söz konusu. Ha, Allah şöyle bilmiş, böyle bilmiş. Az bilmiş, çok bilmiş. O derecesi değişir. Ama Allah'la muhatap olmak söz konusu varlığa çıkmakla. Allah'ı bir bilmek, bir derecede bilmek yani. Ama hangi derecede bilirse bilsin, değil mi? Yani hiç bilmeyen bile bir derecede Allah'ı biliyor gene. Hiç dünya hayatında bilmezse ölürken perdelerin kalkmasıyla gene biliyor. Öyle ya. Ahirette gene bilecek o yanlışla birlikte. Allah'ı bilmek de bu manada bir nimet değil mi? Aynen. Bir ikram değil mi? Varlığa çıkmakla o zaman bir ikram vermiş oluyor Allah-u Teala ona. O varlık denilen şeye. Bir ikramı var. Keremi var. Onu bilmemek en büyük kayıp. Tabii. Ama şöyle baktığımız zaman varlık cihetiyle her varlıkta en nihayetinde gene onun hakkında derecesi farklılaşır ama bir bilgiye sahip olacak. Yani hiç bilmemek mümkün değil yani. Kimse için söz konusu değil. Sistem öyle. Varlığa çıkarılmış o zaman her varlık aslında bir seyri sülük yapıyor. Kiminin seyri sülüğü dünya hayatında ömrünün bitmesiyle bitmiş oluyor. Evet. Bir kısmı da artık cehenneme kadar, azaba kadar, azabın sonuna kadar, Allah'ın rahmetinin ulaştığı o ana kadar aslında seyri sülükünü orada mı tamamlamış oluyor? Orada tamamlıyor. Böyle devam etmiş. Aslında cennet ehlinde bir cihette seyri sülükü devam ediyor. Evet. Allah'ı bilmede yine bir artış var çünkü. İlimde bir artış var. O da bir seyri sülük diyebiliriz. Tamam nimete kavuşmuş cennette ama hep Allah'ı bilmede yine bir artış devam ediyor cennet. Ebediyen.
hal olarak değil mi hocam? Tabii. Ebediyen ilimde bir artış var çünkü. Allah'ı bilmek cihetinde. Mertebe sadece... Mertebe sabit. Artıyor. Tabii. Ahirette mertebe sabit. Ama ilim artışı var ahirette. Mertebe sabit. Dünya hayatından gidişle birlikte mertebe sabit. Ama ilmi artış söz konusu. Devam ediyor. Ebediyen. Ahirette cehennem ehli içinde bir seyri sülük denilebilir mi? Denilebilir tabii. Yani o gazapla, azapla. Tabii. O da bir seyri sülükte. Çünkü hani bir dinlenme, uyku süreçleri oluyor ya. Ne zamana kadar? Rahmetin kuşatıcı kendisini, her şeyi kuşatıcı olduğu zamana kadar bir seyri sülük devam etmiş oluyorlar. Ama mertebe alamıyor. Mertebe alamıyor. Tabii mertebe alamıyor. Ama bir bilgide, bir bu manada bilgide. Tabii cennet ehlindeki bilgi gibi değil. Onun da kendine has, Allah'ı bilmede bir miktar bilgi sahibi. Mertebe olursa adalet olmaz. Tabii öyle olsa tabii o zaman olmaz. Ha, cehennemle cennet olmaz. Ehli bir değil tabii ki. Beleşten gitti. Evet. Hocam bu konuda yine Allah'ın kendisini acıkmak, susama niteliklerini nitelemesini evet. Ve ona göre ona ikram edilmesini anlattı. Buradan evet. İkramdan şey yaptım. Tamam. Bizler bu hani komşunun ya da acıkanın ya da şeyin ihtiyacını görürken ya da hani bu meseleye nasıl bakalım bu şeyde hadis? Tabii bu hadiste belirtiliyor ya, Allah-u Teala diyor ben acıktım bana yemek vermedin, ben susadım bana su içirmedin, ben hastalandım beni ziyaret etmedin. O zaman kul da diyor ki ya Rabbi sen hastalanmazsın, sen acıkmazsın, sen susamazsın. O zaman Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki falanca kulum hastaydı, onu gidip ziyaret etseydin beni bulacaktın orada. Falanca kuzum susuz idi, ona su verseydin bana su vermiş olacaktın. Falanca aç idi, onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Burada aslında yine tevhid-i hakikate bir atıf var burada da, değil mi? Baştan sona anlattığı tevhid meselesine. Yani hak, her şeyin hakikati hak olduğu bilgisi bu hadisten de yine açığa çıkıyor. Yani o aç olanı doyurursan o doyurduğun aslında bana geliyor. Çünkü onun hakikati de hak. Başkası değil. Başkası değil ki. Allah'ın doyma bakımından değil de. Değil. Bizim sevap kazanmamızı istiyor. Bizim sevap kazanmamızı, Allah'a yakın olmayı. Güzel ahlak sahibi. Aynen öyle. Istiyor. Tabii. Güzel ahlak sahibi olup Allah'a yakın olmanın yolları bunlar. Tabii. Yaklaşmanın yolları. Yoksa Allah ne açtırdı şeydir. Allah zatı itibarıyla. Evet. Allah hepsinden münezzehtir. Tabii. Ne acıkır ne susar. Tabii. Ama kendini acıkmakla, susamakla niteliyor. Onu da nitelerken teşbih yapıyor. Diyor ki falanca kulum açtı. Onu doyursaydın beni doyurmuş ne olurdu. Ne kadar bariz bir şey değil mi? Tabii. Yani şey yapıcı, uyarıcı. Tabii. Çok işte orada zaman o kulun hakikati hak olduğu için yani hakkı doyurmuş oluyordun. Evet. Hakkı susuzluğunu gidermiş oluyordun. Bu manada da Allah'ın rızasını elde etmiş oluyorsun. Zaten o mertebeye erişen kişi hocam o hastayı da doyurur. Sadaka da verir, her şeyi yapar yani. Bu idrakte olan tabii, evet, tabii ki. Aynen. Tabii. Her şeyin hakikatinin hak olduğunu idrak ettiği zaman ona göre de muamele edersin. Yani,